Öncelikle öğrencilerimize, yavrularımıza sağlık diliyorum, huzur diliyorum ve inşallah psikolojileri düzgün olsun diyoruz. Elbette ki başarı çok kıymetli ama yaşadığımız süreçle alakalı olarak baktığımızda sadece meselenin akademik başarı olmadığı, asıl başarının insanın kendini yetiştirmesi ve zorluklara göğüs gelmesi, mutlu olabilmesi, memleketine faydalı olabilmesi akademik çalışmadan daha önemlidir. Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, beden sağlığı yerinde olan nasıl çalışacağını da inşallah bilir. Bunlar olmadan da olmuyor. Bugün en temel sorunumuz aslında bilginin çok kolay alınabilmesidir. Bilgi kolay alınamadığı zaman insanlar kitaplarla buluşuyordu. Bilgiye ulaşmak için çaba sarf ediyordu. Ama bugün bilgiye her an, her saat, gece gündüz ulaşabilme imkanı olduğu için buna güvenerek insanlar gününü disiplin olarak geçirmeden sürekli tehirle uğraşıyorlar. Nasıl olsa akşam ben bu konuya evde de bakabilirim. Yarın ben internetten bakarım, şuradan çoru çözerim. Bugün 3 saat değil, yarın 6 saat çalışırım. Bunlar tamamen tabiri caizse bizim vesveselerimiz ve bizi kandıran hislerimiz. Bir öğrenci içinden bir şeyler gelip bir şeyler yapmak istiyorsa emin olun öğretmene de ihtiyacı olmaz. O bulur. Ama bize düşen rehberlik etmek, ama bizim yaptığımız bir sıkıntı var. Sürekli rehberlik, ders çalışma yöntemlerini konuşup bir türlü ders çalışmaya başlatamıyoruz. Şu anda hiçbir imkanı olmayıp bizim hayal edemediğimiz bölümlere giden Türkiye'de öğrenciler var. Açlık ve sefalet içerisinde, gelir yok, beslenmesi çok kısıtlı olmasına rağmen bu, ama Rabbim bir gönlüne bir şeyler vermiş ve bir ders çalışma aşkı vermiş ve içinde bulunduğu şartlardan kurtulmak adına bir azim var. O yüzden bir kişi yarına tehir ediyorsa kesinlikle kendini kandırıyor. Bugün önümüzde sınav için 3 ay var cümlesini kullanan bir öğrenci, bana toplam kaç saat lazım? Her güne 6 saat düşüyor diyorsa, eğer bugün o 6 saat dersi çalışmıyorsa yarın 9 saat çalışamaz. Yarınki 6'yı 3'e düşürür, tekrar öbür gün 10 der ve bu kendini kandırır. O yüzden bugünden tezi yok, hemen disiplinli bir şekilde çalışmaları gerekiyor. İkincisi, çalışma noktasında internete, sosyal medyaya, oradaki şeylere güvenerek sürekli tehir etmek yerine bir yerde kitap okumayı mutlaka ihmal etmeden, mutlaka kitapla haşır neşir olsunlar. Bunu yapmayan kişi mutlaka bir yerde tökezleyecektir. Şu okullarımızda bir dönem telefonun yasaklanması ilk etapta bir tepki gibiydi ama ciddi manada katkısı oldu. Sosyal medyanın da bu konuda ölçülü bir şekilde yasaklanması gerekiyor. Aslında biz yasaklardan yana değiliz, biz özgürlükten yanayız. Ama özgürlük kime verilir? Nasıl kullanmasını bilene. Yani şu anda kendini taşımayan, bu noktada nasıl bir mecraya gideceğini bilmeyen kişiye verilen özgürlük, özgürlük değildir, zulümdür. Bu noktada dikkatli olunmasını tavsiye ediyorum. Kitap okuma alışkanlığı ancak bir kişinin aldığı kitabı hayatına tatbik etmesinden aldığı zevkle başlar ve tekrar yeni bir kitap ihtiyacı duyar. Onu yaşantısına koymayacak, zihnine koymayacak, gereksiz bir kitapla kitap okumaya başlatırsanız sıkar ve tekrar bu olmaz. Ne olursa olsun, hangi kitap olursa olsun, ama başta tavsiyem kitap okumayı terk etmemeleri. Bazen biz eğitimciler olarak şu anda düştüğümüz durumda maalesef biz de sosyal medya olsun bu şekliyle bir yerlere dalıp gidip bizler de kitap okumayı şu anda terk etmiş durumdayız. Bunu söyleyecek yüzümüzün olması için biz eğitimciler olarak hakikaten ciddi manada bir kitap okuma kampanyalarına başlayıp ve tahlil yapmamız gerekiyor. Sıcak soğuk bahane değil. Bir insan yeter ki bu noktada kendine güvensin ve ben bu konuda çalışmak istiyorum, üretmek istiyorum. Ben kendi ailemizden şahit olduğum kişiler var. 45 yaşlarında şu an KPSS'ye çalışıp evinde günde 8 saatte şu an azimli şekilde çalışan tabiri caizse öğretmen öğrencilerimiz var. Ama öbür taraftan her türlü imkanı sunduğumuz halde günde yarım saat ders çalışmaktan aciz olan neslimiz de söz konusu. Bunu
İşin açıkçası ortam hazırlamaktan ziyade, bütün ortamları sunmaktan ziyade bu hissi uyandıracak formül bulmak gerekiyor. Bir de zorluklara göğüs germesini sağlamak gerekiyor. Şu andaki nesle her türlü imkan sunulduğundan dolayı o güzellikler içerisinde şöyle bir yarım saat, bir saat ders çalışıp moralini bozmak istemeyen, o güzelliği bırakmak istemeyen bir nesil yetiştirdik. Birazcık tabiri caizse bunları zorlamamız gerekiyor. Benim öğrencilere çağrım şu: sadece olay akademik başarıdan ibaret olmamakla birlikte, bu cümleden hareketle akademik başarı önemli değil cümlesini de nefislerine göre kullanıp ders çalışmayı terk etmesinler. Ama hepimiz yüzlük öğrenci olmayabiliriz. Ama bize düşen bir, sağlıklı düşünen birey olmak, sağlık, beden ve ruh sağlığı yerinde olmak, vatana millete faydalı olmak, milli ve manevi değerlerle donanmak ve rızkımız için çalışmaktır. Kimimiz esnaflık yaparız, kimimiz memurluk yaparız, kimimiz sivil toplum kuruluşunda çalışırız. Yeter ki bu noktalarda bir azmimiz olsun. Hepimiz devlet memuru olmak zorunda değiliz. Ancak hepimiz çalışmak, üretmek, güvenilmek ve vatana ve millete hesap verebilmek, yarın ahirette hesabı verebilmek için adil olmak ve insanlara saygısızlık etmeden adalete çağırmakla mükellefiz.